İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. 27-28 Mart günlerinde Batı Ermenistan'ı nedir konulu konferans seminer. Arsak Devlet Başkanı bitkisel üretim gelişimiyle ilgili programı onayladı. Varşa Garutunyan Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı ile Ermeni Silahlı Kuvvetleri'nin modernizasyon programını ele aldı. Monteserrat Kabalye'nin Ermenistan ve Arsa Hristiyanlık Adası adlı albümün sunumu Madrid'de gerçekleşti. Neden hakiki Ermeni yılı 13.563'tür? Define avcıları Batı Ermenistan'ın Kesarya'daki tarihi yeraltı mezarına saygısızlık ettiler. Garabet, Garo, Kahkecan bugün 59 yaşına girecekti. 27-28 Mart günlerinde Batı Ermenistan nedir konulu konferans seminer. 27 Mart Cumartesi ve 28 Mart Pazar günü Fransa saatiyle saat 19.30'da 2 saat boyunca Zoom uygulamasıyla yazılı sorular dahil seminer, konferans, tartışma gerçekleştirilecek. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Departmanlığı tarafından bildirildiğine göre Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Arayi Garutunyan, hükümetin cumhuriyette bitkisel üretimin gelişim programı adlı kararını onayladı. İlgili program kapsamında Artsakh Cumhuriyeti Hükümeti bahar mahsulü tohumlarının ve fidelerinin maliyetini kısmen sübvanse edecek, sebze yetiştiriciliği ve seracılık ile uğraşanlara ücretsiz mali kaynak sağlayacak. Tütün ürünlerinin satışı ve satın alınması için ek ödeme ve doludan korunma ağlarının takılması durumunda karşılıksız finansal araçlar sağlanacak. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Departmanlığı'ndan Armenpress'e yapılan açıklamada Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanı Varşa Garutunyan, 23 Mart akşamı Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı General Valeri Gerasimov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme sırasında Ermeni-Rus askeri işbirliğine ilişkin bir dizi konu, özellikle Ermeni-Rus ortak askeri gruplarının ortak eylemleri ve Sünik'in güvenlik sorunlarının çözümü ele alındı. Ermenistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin modernizasyonu ve büyük ölçekli reform programlarına değinildi. Varşa Garutunyan ve Valeri Gerasimov, üst düzey bir Rus heyetinin söz konusu konularda daha ayrıntılı görüşmeler yapmak üzere Ermenistan Cumhuriyeti'ne yapacağı ziyaret konusunda anlaşmaya vardılar. Montserrat Kabalye'nin Ermenistan ve Artsakh Hristiyanlık Adası adlı albümün sunumu Madrid'de gerçekleşti. Etkinlikte Büyükelçi Vladimir Garmir Şalyan bir konuşmada bulunarak etkinliğin Starmus Festivali'nin kurucusu Garik İsrailyan ve Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nin işbirliğiyle mümkün olduğuna dikkat çekti. Ermenistan ve Artsakh Hristiyanlık Adası adlı albümü dünyaca ünlü bayan şarkıcı Kabalye 2013 yılında Ermenistan Cumhuriyeti ve Artsakh'a yaptığı ziyaretlerden sonra kaydetti. Onun ülkemizi ziyareti, Ermenistan'da Hristiyanlığın devlet dini olarak kabulünün 1700. yıl dönümüne ithaf edilmişti. Etkinlikte hazır bulunan Montserrat Kabalye'nin kızı soprano Montserrat Martin, Ermenistan Cumhuriyeti ve Artsakh'a yaptıkları ziyaretleri içtenlikle hatırlatarak, annesinin Ermeni kültürü ve asırlık manastır komplekslerinden etkilendiğini kaydetti. Gerçek Ermeni takvimi ve başlangıcı. Çok kısa genel bilgi. Takvim ve bayram kılavuzu eski zamanlardan beri zamanı ölçmenin ana aracı olmuştur. Kurumlar, arkalar ve krallar atandıklarında bile takvimin hesaplamalarını tutmaya, takvimleri istedikleri zaman değiştirmeme veya bozmama konusunda yemin ettiler. Ermeni kurum sınıfı 4 takvimi eski çağlardan beri saklamış ve günümüze kadar korumuştur. Değişen takvim, güneş takvimi, ay takvimi, yıldız takvimi. Ermeni inancı yukarıdaki 4 takvimi aynı anda hesaplayan dünyadaki benzersiz sistemlerden biridir. Diğer ülkeler ister güneşin ister ayın inancına takip edenler olsun bu takvimlerden yalnızca birini kullanır. Ve bugün Ermeni inancına göre hangi yılda olduğumuz ve takvimin başlangıcının ne zaman olduğunu bize sık sık soruyorlar. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Batı Ermenistan'ın Kesarya, Kayseri'de define avcıları 1700 metre rakımlı Yılanlı Dağı'nda bulunan yeraltı yapılarını talan etti.
mezar odalarına giren define avcılarının bununla da yetinmeyip yüzyıllar önce sığınak olarak kullanılan yeraltı odasında alem yaptıkları ortaya çıktı. Yeraltı odasında alkol şişeleri ve çok sayıda iç giyim ve kadın ayakkabıları çıktı. Yüzyıllar önce halkın saldırılardan korunmak için yer altına inşa ederek Horasanlarla sıvadığı sığınakların girişine ulaşmaya çalışan define avcılarının dağın birçok noktasını kazdıkları ortaya çıktı. Çoğu zaman yıkarak girdikleri mezar odaları yağan yağmur ve kar nedeniyle zarar görüyor. Define avcıları kazı yapmak için ayrıca 1400 yıllık dut ağaçlarına da zarar vermişler. Garabet, Garo, Kahkeçyan bugün 59 yaşına girecekti. Suriye'nin Halep şehrinde doğdu. 1978'de Almanya'ya taşınıp Frankfurt Mühendislik Üniversitesi Makine Mühendisliği Fakültesine girdi. Daha sonra Kaliforniya, Fresno'ya yerleşti. Lübnan'da yaşadığı yıllarda Beyrut'un Ermeni mahallesinde meşru müdafaa çatışmalarına katıldı. 1988'de Spitak'ta meydana gelen depremde yardım etmek için Ermenistan Cumhuriyeti'ne geldi. Şah-ı Acemyan ile Haçlılar adlı müfrezeyi kurdu. 1991-1993 yıllarında Ermenistan Cumhuriyeti'nin Ararat, Tavuş bölgeleri, Arsak'ın Askeren, Mardagert, Karbacar bölgeleri ve Berdazor'un alt bölgesinin kurtuluş savaşlarına katıldı. Puşkenyal Tepesi'nin kurtuluşu sırasında ana kuvvetlerin saldırısından önce müfrezesiyle düşmanın ağır kuvvetlerine karşı savaştı. Tepeyi savunmayı başardı ve bu savaş sırasında da şehit düştü. Naaşı anıtının bulunduğu şehitler mezarlığı olan Yerabulur'a defnedildi. Garo Kekkeçyan'ın şu sözlerini hatırlıyoruz. Herkes bilsin biz de diplomasi oynuyoruz. Alçaklar bize geliyor, hoşluk ifadesiyle yüzlerine gülüyoruz. Ama bununla beraber dişlerimiz çelikten. Biz artık 1915 Ermenileri değiliz. Düşmanlarımızın boynunu kırmaya hazırız. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Hover adlı Oda Korosu tarafından seslendirilen Dikran Mansurya'nın Ziyazan adlı eserini sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.